الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Bugünkü ders biraz farklı ve duygusal bir şey inşallah. 22.07.2017 Metris'de kapalı cezaevinde Kur'an'dan ya sari ya bir mana psikoloji okumalarım diye notlarımı yapacağım. Kur'an'ı psikoloji diye okudu. Psikoloji çıkarımlar. 27. süreyi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç süredir Kur'an? 114. 27 süresini yapabildi. Ondan sonra telis oldu. Orada olsaydım demek ki bitirmiş olacağım. Ne bu? Kur'an ayetlerine psikolojik olarak baktım. Yaklaşık olarak şöyle bir defter. 27. sureye yaptım. Şimdi sure ismini söyleyeceğim. Sonra o ayette o hapishane gözlüğüyle psikoloji nazarıyla psikoloji, ahkam değil, usul değil, mantık değil, hüküm değil. Psikoloji, Kur'an'ın ayetleriyle. İlk defa oluyor. Fatiha suresi 5. ayet. Sebeplere uy, itikadını sebeplerden üstün tut, sebeplerin sahibi Allah olduğunu unutma. 5. ayette bunu diyor. Psikoloji olarak söylüyor. Bakara suresi 3. ayet. Gayba iman etmen, o alemlerin ölçüleriyle de bu alemdeki hadiseleri ve varlığı yorumla. Yani iman ettiğin neresidir? Ahiret, Allah. O iman ettiğin yerlerle, o nereye iman ettiğinse yaşadığın hayatı yorumla, bu dünyayı onunla yorumla. Sırf bu alemi bu alemle izah edemezsin. Elmayı armutla izah edemediğin gibi. Elmaya bakıp da güneş değildir. İzah mıdır? Dünyanın içerisindeki hadiseleri, obje dediğimiz hadiseleri, olayları dünyanın içerisindekilerle kıyas edip izah edemezsin. Ancak dünyanın dışı olan bir alemle dünya izah edilir. O da ahiret. Devam ediyor. Bir de okuyayım isterseniz. Bakara 3. ayet. Galiba iman etmen, o alemlerin ölçüleriyle de bu alemdeki hadiseleri ve varlığı yorumla. Sırf bu alemi bu alemle izah edemezsin. Nasıl ki bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadığı gibi bu alem de yapılırken başka alemleri kullanmış. Allah Celle Celaluhu yolunda harcanan cömertliğini artırır,
cimliğini giderir. Allah yolunda harcanan, harcaman, cömertliğini artırır, cimliğini giderir der. Bana bir zencefil kaynatır mısın önce? Bakara suresi 5. ayet. Kapatçı kozu sen de duy, istifade et. Bakara 5. Eğer bu alemi diğer alemlerle yorumlama yapabilirsen, doğru yol üzerinde olup kurtuluşa erenlerden olursun. Bakara 6. ayet. Kesin karar vermiş bildiğinden dönmeyenlerle o talep etmedikçe ve dalga geçmek için olmadıkça anlat, yoksa anlatma. Bir daha. Kesin karar vermiş, bak kesin karar vermiş, bildiğinden dönmeyenlerle, kesin karar vermiş, kendi bildiğinden dönmeyenler var ya, böyle bir insan düşün, bunlara o talep etmedikçe, senden bir şey fikir almadıkça ve dalga geçmek için olmadıkça onlara anlat, yoksa anlatma davayı. Peşin karar vermiş, bildiğinden dönmüyor, duyduğu zaman dinle vesaire alay ediyor. O talep etmedikçe ve anlatırken dalga geçmedikçe ve o istemişse o zaman anlat, yoksa anlatma. Bakara suresi 7. ayet. Kalp, kulak, kalp, kulak ve gözler hakka kapanma nispetinden kişi azap içindedir. Bir daha, kalp, kulak ve gözler, kalp ve kulak, gözler hakka kapandı mı? Hakka. O nispette azap içindedir. Bakara suresi 9. ayet. Azabı o şeyden mi gelecek? O cinsten gelecek. Kalbini, kulağını, gözünü kapattı mı Hakk'a? Onun cezası kalpten, kulaktan ve gözden gelecek. El ceza min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yaptığın hata yolundan gelecek. Bakara suresi 9. ayet. Aldatan aldanandır. Niçin? Ahirette bu dünyada aldattığının cezası azap mıdır? Şimdi güya aldattığını zannediyor. Ama ahirette aldattığının ahirette cezasını sonsuz verecek. Şimdi bu ahmağa bak. Fani dünyada aldattığını zannediyor ama baki dünyada ağır bedelini ödeyecek. Allah Resulü diyor ki aldatan aldanandır. Bak aldatan aldanandır. Yalan kendini inkar edip kendini ortadan kaldırandır. Dün yalan dersi yaptık. Kendini inkar etmekmiş yalan. Aldatan da aldanandır. Nefsini aldandığı için aldatıyor. Aldandığı için aldatıyor. Ha? Bakara suresi 10. ayet. Kendi yalanına kendisi şahit olduğu halde rahat içerisinde bulunabiliyorsa içsel alemi o nispete çökmüş elem dolu azaplarla boğuşurlar. O zaman kendinle boğuşmaman için yalan deme. Özünle sözün aynı olsun. Olursa kendin kendine şüphe etmeye başlarsın. Özünle sözün çatışırsa kendin kendinle savaşırsın. Çünkü kendinden şüphe edersin. Yalanı doğruluk edasıyla söyleyebilen iç aleminin bütününü kaybetme nispetinde olur. O zaman sen bile sende rahat edemezsin. Sen bile, peygamberimiz diyor ki, sen bile sende, kendinde rahat edemezsin.
Çok ilginç bir kanun bu. Bir de okuyayım mı? Bak. Bakara suresi 10. ayet. Kendi yalanına kendisi şahit olduğu halde, yalan söylüyor, kişi biliyor yalan söylediğini kendisi. İbrahim sen bana yalan söylerken sen bilmiyor musun yalan olduğunu? Ha, o zaman yalanına sen şahitsin, kendine. Bak, kendi yalanına kendisi şahit olduğu halde rahat içerisinde bulunabiliyorsa bu insan, çok rahatsa bu adam, nasıl bir adamdı? İçsel alemi o nispetle çökmüş, elemlerle, azaplarla boğuşuyor demektir o adam. O zaman kendinle boğuşmaman için sen kendinle boğuşuyor musun? Kavga yapıyor musun? Yalan deme. Başka? Özünle sözün aynı olsun. Eğer sözünle özün aynı olursa kendi kendinden şüphe etmemeye başlarsın. Özünle sözün farklı olursa kendinden şüphe etmeye başlarsın. Yalanı doğruluk edasıyla söyleyen, yalanı doğruluk edasıyla söyleyebilen, içsel alemin akıl, kalp, ruh, fiil bütünlüğünü kaybettiğine delildir. O zaman sen bile sen de rahat edemezsin. Anayette diyor ya orada, sen diyor, hatırladım onu da, onların rahat olduğunu mu zannedersin diyor. Rahat olduğunu zannederiz. Oysa onlar rahat değillerdir. Çünkü onlar kendileriyle boğuşuyorlar. Bakara suresi 11. Fesat çıkarmayın. Ayrıştırıcı olmayın. Ötelemeyin. Yapacağınız doğruyu ötelemeyin. Ertelemeyin. Kaç tane hüküm söyledi? Fesat çıkarmayın, ayrıştırıcı olmayın, ötelemeyin. 12. ayet, Bakara suresi. İçsel alemi çökenler, kendilerinin farkında o nispette olamazlar. Ve bunlar hem kendilerini hem de gayrilerini tahrip etmekten lezzet alırlar. İçsel alem derken akıl, kalp, ruh, fiil bütünlüğü. 4 tane. Akıl, kalp, ruh, fiil bütünlüğünü kaybedenler kimmiş? İçsel alemi çökmüş olurlar. Kendilerinin farkında o nispetle olamazlar. Ne kadar içsel bozulmuş, bozulduğunu o kadar anlamaz. Ve bunlar hem kendilerini hem de gayrilerini tahrip etmekten lezzet alırlar. Bakara suresi 13. Her şeyi akılla izah edilemeyeceğini aklımızla söylüyor. Anlıyor musunuz? Her şeyi akılla izah edilemeyeceğini aklımızla söylüyor. Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bu aklı yapana aklı bağlamak akıllık olduğunu söyler. Bakara suresi 14. ayet. Hayatta sabit doğruları olmayanların bize güven veremezler. Yani hayatta insanı, hani gemide bilir misiniz, dalgalı şeylerde limana girerler de gemiyi karada bir yere bağlarlar. Karada o bağlanan, limana bağlanan yere baba derler. Sabit bir yerin, ölçülerin olması lazım. Bir insanın hareketlerini, konuşmalarını, davranışlarını kontrol edecek sabit bir yeri yoksa o adamdan uzak dur. Çünkü nerede ne yapacağı, söyleyeceği belli değil onun. Ama bir insanın sözlerini ve fiillerini kontrol altına alacak bir sabit değeri varsa o adamın ne olduğunu bilirsin. Nerede tepki vereceğini bilirsin. O zaman diyor ki hayatta sabit doğruları olmayanların
bize güven veremezler. Herkes de ayrı ayrı olurlar. Ayrı ayrı inanca sahip olanlardan uzak dur. Yani hayatta sana öyle, ona öyle, ona öyle. Niye böyle? Sabit ölçüsü yok ki. Ondan uzak dur. Bakara suresi 16. ayet. Bilerek ve severek sapıklığı olanlardan uzak dur. İhtilak etme, beraber yaşama. Bilerek, severek sapıklık yapanlar ihtilat, beraber olma. Onlardan uzak dur. O sıfat sana da sirayet etmemesi için uzak dur. Bakara suresi 17. ayet. Bunlar zifiri karanlıkta sırf etrafına zor görebilecek kadar ateşleri olanlara benzer. Bazen bunların nurunu rüzgar alıverir. Kendilerini her an kaybolabilecek ateşe güvenmeleri, yani elinde bulunan fani şeyleri bel bağlamaları. Bunu münafık yerinde okudum. Bir daha şeyi anlatıyor. İçi çökmüş karanlık kafirlerin ve münafıkların içini anlatıyor. Diyor ki, bunlar zifiri karanlıkta sırf etrafına zor görebilecek kadar ateşleri olanlara benzer. Yani zifiri karanlık düşün, ancak bulunduğu yeri gösterecek elinde bir mum var. Bunlara benzer diyor Kur'an bunları, içi karanlık olanları. Bazen bunların nurunu, elinde mum var ya, ateşi nurunu, rüzgar alıverir. Rüzgar alıverir, söndürmez. Elinden alır. Şuraya bak, manaya bak. Rüzgar mumu söndürmez, mumu alır. Işığı alır diyor. Peki sonra kendilerini her an kaybolabilecek ateşe güvenmeleri, yani elinde bulunan fani şeylere bel bağlarlar. Yani her an sönebilecek mumlarına, ateşlerine bel bağlarlar. Peki böyle olunca ne yaparlar? Hayatları hep tedirgindir. Güven yoktur hayatlarında. Her an, çünkü sönecek, solabilecek bir şey sahip. Özelliğe sahip, çünkü akıp gidiyor. Bilmem oluyor mu? Nasıl gidiyor? Bakara suresi 18. ayet. Sıra sıra değil de bazı ayetler atlıyor. Onları sağır, dilsiz ve kör etmiştir. Onlar görüyor, işitiyor, hissediyor, seviyor zannedersin içi kafir, içi karanlık olanları. Kur'an şöyle diyor. Onlar sağır. Sümme bukum umyum. Dilsiz ve kör etmiştir. İtikatsızlıkları. Bakara suresi 19-20. ayet. İkisi. İçsel alemleri sanki şöyle. Kafir anlatıyor. İçleri şöyledir. Şimşekli şiddet yağmur, şiddetli yağmur gece, zifiri karanlık, gök şiddetle gürültülü, bu durumda yürüyene benzermiş. Kafirler dünyadaki her şeyi yatışantısını söylüyor. İbrahim, hayal eder misin abi? Gece zifiri karanlık, tamam, şiddetli yağmur var, bir de gök gürültülü. Bazen de şimşek çakıyor. Abi hayal eder misin? Şiddetli karanlık, acayip yağmur yağdırılıyor, zifiri karanlık, gök gürültüsü var, bir çakıyor. Bazen böyle nereden çakacağı bir hafif bir ışık vuruyor. Bunların diyor yaşantısı, içleri aynen böyledir. Devam ediyor. Şimşek onların gözünün nurunu alıyor. Şimşek ışık verdiği zannediyor. Oysa gözleri biraz karanlığa alışıyordu ya.
Biliyorsunuz karanlığa yeni giren göremez. Sonra dura 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 göz merceği büyür. Biraz görür. Bunlar zifiri karanlıkta, rüzgarda ve şiddetli yağmurda gök gürültülü iken tam alışıyordu gözü karanlığa. Şimşek geliyor, gözünün nurunu alıyor. Şimşek aslında insanın gözünü ne yapar? Daha karanlık yapar. Gözünün nurunu alır. Bunların diyor, dünyada yaşayışları kafirler buna benzer diyor, münafıklar. Münafığı anlatıyor bu, kafiri değildi münafığı. Sonra bu münafığı anlatıyor, münafık bu. Ama kafiri değil. Bu münafık, İslam'ı bilip İslam'a ihanet eden bilerek. Sonra ne yaparmış biliyor musun? Şimşek gözünün nurunu alıyor. Biraz tam alışıyordu karanlığa. Bir şimşek çakıyor. Sersem oluyor böyle. Bir adım bile atamıyor bu sefer. Şimşek gözünün nurunu alınca bir adım bile atamaz diyor. Ölüm korkusu sarmış onları. Duymamak için gürültü çakıyor ya sema. Duymamak için, yıldırımın sesini duymamak için kulaklarını kapayan gibidir. Sen duymadın diye o yok oldu, o yok olmadı. Ya ölümden kaçma, duymamakta da buna benzer. Şimdi münafın içini tanımladı. Münafın için nerede bilecektik Allah demesiydi? Bir tasvir edeyim, kafir değil. Zifiri karanlıkta giden, biraz karanlığa gözü alışmıştı. Şimşek çakınca şimşeğin nurunu alıyor. Aynı zamanda şiddetli yağmur var ve rüzgar var. Bu insanın biraz alışınca gözündeki karanlıktaki nurunu alıyor, daha beter ediyor, iyice telaşesi artıyor. Bu sefer bu dehşeti görmemek için gözünü kapıyor. Gök gürültüsünü duymamak için kulağını kapıyor. Bu sefer titremeye başlar der ve ölüm korkusu sarmış. Onları ölüm korkusu kaplamış. Devam ediyor. Sen duymadın diye o yok mu? Gözünü açmadın diye o yok mu? Sen duymadın diye o yok olmadı. Ya ölümden kaçma, duymamakta da buna benzer. Ölümden güya kaçmak aynı buna benzer. Sen gözünü kapamakla, kulağını kapamakla olayı durdurdur mu? Senin aleminde yok. Ölüm sana böyle gelecek. Ölümü böyle bekliyorlarmış münafıklar. Bakara suresi 34. ayet 20'den 19 ve 20. ayet okuduk şimdi. 34. Diyor ki 34. Büyüklük taslama. Büyüklük taslamak İblisin sıfatıdır. 37. ayet. Tövbe kadar bağışlanırsın, bol bol tövbe edin. Ne kadar bağışlanmak istiyorsan, o kadar tövbe et. Tövbesiz bağışlama yok. Bakara suresi 40. ayet. Yani bunu ben düşünüp şey yapsak seni o kadar vicdanı bağlamaz İbrahim de. Ayetteki bize verdiği mesaj. Vicdanidir yani bu ders. 40. Nimetleri hatırlayın. Allah'ın Celle Celaluhu verdiğimiz sözü yerine, Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Ve yalnız Allah'tan korkun. Allah'ın emirlerini yerine getirenler Allah'a verdiği sözü hatırlayanlardır diyor. Yalnız Allah'tan korkun. Başka bir şeyden korkmayın diyor. Ölümden de korkma. Sırattan da hiçbir şey. Allah'tan kork. Korktuklarından emin. Umduklarına da nail eder. Allah'tan korkmama nispetinde korkulmayacak şeylerden korkarsın. Çünkü Allah'ın her şey sahip hakim olduğunu, dizgin onun elinde olduğunu, itikadın nispetinde rahat edersin. Bakara suresi 44. ayet. Ali İmran'a kadar gireriz keserim.
Bakara 44. Kendinizi istisna edip başkalarına iyilik mi emrediyorsunuz? Anlaşılıyor mu bu? Yani iyiliği başkasına emrediyorsa kendini istisna. لِمَا تَقُولَنُ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Genelde öyle oluyor. Mesela yardım ediyor, şey yapıyor ama adam namaz kılmıyor mesela. Ya. Değil mi? Koşturuyor şey için. Ben o kadar iyilik yapıyorum diyor. İyilik yapıyorum diyor. Koca fabrikayı kurmuş, elektrik yok. Ne işe yarar fabrika? Namazı yok. İstese Mekke yap. Kabe'yi yap. Namazı yok. Hiçbir şey yaramıyor. Bakara suresi 45. ayet. Sabrederek, namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Sabır, ne demek sabır? Buradan çıkarttığı mana, insan olgunlaştırır, geliştirir ve güçlendirilmiş. Sabır. Kuvvettir değil mi abi? Evet, sabır kuvvettir. Bir de okuyayım. Bakara suresi 45. Sabrederek, namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Sabır, insanı olgunlaştırır, geliştirir ve güçlendirir. Sabır öyle hazmettin değil. Sabır böyledir. Bakara 54. Tövbeyi geciktirme. Tövbeler çabuk kabul olandır. O nispetle de rahatlarsın. Kabul olan tövbe insanı rahatlatmış alameti olur. Rahatlatır, insana ferahlık verir. Bakara suresi 83. Anne, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edin. İnsanlara güzel sözler söyleyin. İnsanlara güzel sözler söyleyin. Bakara 84. Birbirinizin kanını dökmeyin. Yurtlarından çıkartmayın. Bakara 85. Birbirinize kötülükle, zulümde yardımlaşmayın. Bakara 87. Birbirinize kibirlenmeyin. Bakara 96. Uzun yaşamayı değil, doğru yaşamayı isteyin. Bakara 102. Sakın sihir ve büyülerle uğraşmayın. En fenası da karı kocayı ayırmak için olanıdır. Ancak Allah Celle Celaluhu izin vermedikçe sihirle hiç kimseye zarar veremezsiniz. Ancak kendilerine zarar verirler. Bu çok önemli abi ya. Evet. Çoğu mesela bu büyülerden şundan korkuyor. Büyülerden, sihirden korkma. Bir de okuyayım 102. ayet. Sakın sihir ve büyülerle uğraşmayın. En fenasını da karı kocayı ayırmak için olanıdır. Ancak Allah izin vermedikçe sihirle hiç kimseye zarar veremezler. Ancak kendilerine zarar verirler. Bakara 107. Allah ve Allah'ın onayladığı dost ve yardımcı edinin. Allah'ı ve Allah'ın onayladığı kişileri dost ve yardımcı edinin. Bakara 109. Kıskanmayın. Hüküm net belli olana kadar birbirinizi affedin, hoşgörülü olun. Anladık mı? Hüküm belli olana kadar kimseye zanla hükmetmeyin. Zanlarla ceza kesmeyin. Bir de okuyayım. Kıskanmayın. Hüküm net belli olana kadar birbirinizi affedin, hoşgörülü olun. Ne demek abi bu? Hüküm belli olana kadar. Mesela diyelim ki senden şüpheleniyorum veya senin için şey dediler, işte bana şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın. Hüküm belli olana kadar, ispat olana kadar onlara karşı affedici olun ve hoşgörülü olun. Bakara 112. Kim özünü Allah'a teslim ederse artık onlara korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir. Bakara 120. Siz sefihlerin dinlerine uymadıkça asla sizden razı olmazlar. Boşuna almana kendini sevdirme. Sevdiremezsin.
Sevdiremedik abi ya 40 seneden beri. Sevdiremezsin. Niçin? Allah diyor ki siz sefihlerin dinlerine uymadıkça asla sizden razı olmazlar. Bakara 142 46 Bakara 146. Bildiğiniz gerçekleri, doğruları gizlemeyin. Bakara 147. Hak olan Rabbinden olanlardan şüpheye düşme. Bakara 149. Zalimlerden korkmayın. Allah'tan Celle Celaluhu korkun. Böylece Allah bize nimetlerini tamamlasın ve doğru yola ulaştırsın. Bakara 152. Şükredin. Sakın nankörlük yapmayın. Bakara 153. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Sabır insanı olgunlaştırır, geliştirir, güçlendirir. Namaz ise düzenli bir hayatın ve teslimiyetin, kendini bilmenin en güzel ifade tezahürüdür. Namaz için diyor. Namaz için de okuyayım. Namaz ise düzenli bir hayatın ve teslimiyetin ve kendini bilmenin en güzel ifade tezahürüdür. İnsan kendisini tanıtma nispetine namazı güzel olur. Yoksa tavuk tane toplar gibi toplar. Bakara 155. Allah bizi biraz korku ve açlık, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek dener. Allah biraz bizi korkuyla, açlıkla, mallarımızı çoğaltıp azaltmakla, canlar ve ürünleri eksilterek bizi dener. Bakara 156-157. Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona döneceğiz diyenlere Rableri katında rahmet ve merhamet vardır. Ve doğru yola ulaştırmış olanlar da işte bunlardır. Bakara 160. Tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulurlar. Fakat ayetleri inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere Allah'ın melekleri ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Bakara 171. İnkar edenler sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Bu Alman'a söylüyor. Kafir. Münafık değil bu. İnkar edenler neymiş? Sağırdırlar. Dilsizdirler. Yani söylediğini duymazlar. Dilsizdirler. İkrar edemezler dille. Kördürler. Göremezler. Bakara 188. Allah razı olsun. Bakara 188. Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. Bakara 193. Zulüm ve baskı yapmayın. Bakara 195. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Tedavi yöntemlerindendir. İyilik eden, bir de okuyorum. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik eden tedavi yöntemlerini kullanır. Yani iyilik tedavi yöntemlerindenmiş. Sadaka verin de hastalıktan tamir olsun diyor. Melalar veriyor. Hastalıklarınızı ve belalarınızı diyor. Hastalıklarınızı sadakayla, belaları da sadakayla def edin. Hadis bu manada. Kaça okuduk? 199. Bakara 199. İnsanlar sana hücum ettiklerinde sen de hücum edersin. Bakara 212. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Vay be. Bakara 213.
anlaşmazlığın en alt sebeplerinden biri de kıskançlıktır. Bakara 216. Bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş göremezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bakara 250. Dua edin. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavmine karşı bize yardım et. Bakara 258. Zalimlerle beraber olmayın ki zalimlerden olmayasınız. Bakara 261-262. Allah yolunda harcayanların durumu neye benziyormuş? 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Ve bunlar harcadıklarının peşinde bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin kalplerinde korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ne güzel tarif ettin. Bakara 263. Gönül kırma. O gönülde kimin olduğunu bilemeyiz. Güzel bir söz, bağışlama yolunu takip et. Bu en güzel sadakadır. Bir de okuyayım, çok hoşuma gitti bu. Gönül kırma. O gönülde kimin olduğunu bilemeyiz. Güzel söz, güzel bir söz, bağışlama yolunu takip et. Bu en güzel sadakadır. Bakara 264. Hani üzerinde az bir toprak olan kayaya yağmur nasıl çabuk yıkar ve çıplak bıraktığı gibi. Düşünün, bir kaya, üzerinde az toprak var. Yağmur yağsa orayı yıkar değil mi çabuk? Bakayım nereye örnek verecek bu. Bıraktığı gibi, gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakasını boşa, başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkar. Bunun tersi ise Allah rızası için ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayan durumunu yüksek bir yerde bir bahçenin durumu gibidir. Bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur olmasa bile ona çiseleme yeter. İkisini de söyledi. Bir de okuyayım. 264 ve 265'i okuyorum. Bir daha. Hani üzerinde az bir toprak olan kayaya yağmur nasıl çabuk yıkar ve çıplak bıraktığı gibi, gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakasını başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkar. Bunun tersi ise 265'te şöyle diyor. Allah rızası için ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayan durumu yüksek bir yerde bir bahçenin durumu gibidir. Orada, yani bahçede, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur olmasa bile ona çiseleme yeter. Bakara 266. Gösteriş için yapılan ve başa kalkına iyilikler, yıldırım, kasırga, göz alıcı bir bağı nasıl yakıp yıkarsa ona benziyormuş. Bak bir daha, anladınız galiba. Gösteriş için yapılan veya yaptığın iyiliği başa kalkılan iyilikler nereye benzermiş? Yıldırım, kasırga, göz alıcı bir bağ nasıl yakıp yıkarsa. Gözdeki nuru alıyor. Bazen de böyle bir bağ düşüyor. Bağ yok oluyor. Bakara 268. Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor ve bize çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Zekat vereceği zaman sol tarafına şeytan dururmuş devamında. Biter, verme, verme, biter,
biter der diyor. Allah söylüyor. Biter diyor. Bir daha okuyayım. Şeytan sizi fakirlikle korkutuyor. Ve bize çirkinliği ve hayasızlığı emrediyor. Oranı buranı aç diyor. Bakara 271. Sadakalar inşallah günahlarımızı kefaret olur. Deyin. Bakara 277. İman edip salih amel işleyen, namazı dosdoğru kılan, zekatı verenlerin onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Allahu Ekber. İman edip salih amel işleyen, namazı dosdoğru kılan, zekatı verenlere bunlar korkmayacaklardır. Hatta mahzun bile olmayacaklardır. Korkma, ölümde bir şey yapamayacak bunlara. Bakara 280. Alacaklarınıza mühlet verin, sıkmayın. Bakara 282-283. Şahit olmuşsanız şahitlikten sakın kaçmayın. Şahitliğinizi gizlemeyin. Bir yere şahit mi oldu? Çağırdıkları zaman gidin. Bakara bitti. Bitti mi? He. O zaman bir 10 dakikada Ali İmran. Ali İmran, İmran ailesi demektir. 16-17. Ayet. Bakara iyiydi ya. Hoşuma gitti. Dua bol bol edenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurumda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar, seherlerde Allah'tan bağışlama dileyenler. Alamet ediyor bunları. Bir dokuyayım. Bol bol dua edenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurumda gönülden boyun eğip büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar, seherlerde Allah'tan bağışlama dileyenler. Seher sabah namazı. Ali İmran 21. Allah dostlarına düşmanlık yapma. Ali İmran 54. Kimseye tuzak kurma. Ali İmran 66. Bilginiz olmayan şeyleri tartışmayın. Ali İmran 71. Hakkı batılla karıştırmayın. Bile bile gerçeği de gizlemeyin. Ali İmran 78-94. Yalancılığın en büyüğüse Allah demediğini dedi, dediğini de demedi demektir. En büyük yalancılık bu. Ali İmran 92. Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcamadıkça sevdiğiniz şey sizden kalkmaz. Özür dilerim bir daha. Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcamadıkça sevmediğiniz şey sizden kalkmaz. Anladın mı? Ali İmran 118. Sizden olmayanlardan hiçbir sıra dışı edinmeyin. Bak, sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Sizden olmayan hiç kimseyi sırdaş edinmeyin. Yoksa hep sıkıntıya düşürülür. 120-125 ayetlerin ortak manası. Ali İmran. Sabırlı olursan, Allah'a karşı gelmekten de sakınırsak, onların hileleri hiçbir zarar veremez. Bir Bakara suresini buraya sokmuşum, bir tane. Bakara suresi 257. Miktarı ne olursa olsun faiz mutlak olarak yasaklanmıştır. Ali İmran'a dönüyorum. 134. Ali İmran 134. Bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayın. Öfkenizi yenin. İnsanları affedin. Allah iyilik edenleri sever. Bu çok ciddi psikolojik sıkıntıların
kalkmasına şahsen ben şahidim demişim. Not almışım. Bir de okuyayım bunu. Buna not düşmüşüm. Bak, psikoloji sıkıntının çaresi şu. Bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayın. Öfkenizi yenin. İnsanları affedin. Allah iyilik edenleri sever. Çünkü hastalıkların tedavisi bunlar. Ali İmran 135. Bile bile işlediklerimiz günahlara ısrar etmemek lazım. Ali İmran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz. Ali İmran 140. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran 141. Hoşlanmadığın başına gelenlerden seni arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar. Ne dedi? Hoşlanmadığın başına gelenlerden seni arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar. Anlamadım ben şimdi bunu. Ali İmran 142. Hadiseler ve kişilere karşı ayırt ediliyoruz, sınanıyoruz. Topraktan çıkan madene verilen farklı ısılar gibi bizi ayrıştırıyor. Bela, musibet, hastalıklar var ya, insanın içindeki madenleri ayrıştırmak içinmiş. Sınanıyoruz bununla. Biliyorsun topraktan madenler komple çıkar. 1500 santigrat derece verirsen demir ayrılır. 1800 verirsen bakır ayrılır. Böyle derece arttıkça elementler ayrılıyor. Hadiseler de böyleymiş. Bizi ayırt etmek içinmiş. Bir daha için. Ali İmran 142. Ya 146. Allah yolundayken başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler. Boyun eğmediler, Allah sabredenleri sever. Bana o kadar yaradı ki bu ayet. Bir de okuyayım bunu. Ali İmran 146, hapishanedeysin. Allah yolundayken başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah da sabredenleri sever. Sürekli sabır var. He? İlginç bir şekilde sürekli sabır tavsiye ediyor Cenab-ı Hak. Evet, sabır tavsiye ediyor. Ali İmran 147. Duan, Ya Rabbi, sebatımızı artır, kafir topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran 149. Rehberini doğru seç, yoksa sizi gerisi geri döndürüp hüsrana uğrarsınız. Beraber birisiyle hizmete başlattın. Adam biraz yanlış yaptı. İsrar etme dostlukta, ayrıl. Yoksa gerisi gerine götürür o seni. Ali İmran 150. Allah Celle Celaluhu kafirlerin kalplerine korku, Müslümanlara güven indiriyor. Ali İmran 159. Raiyetinde ve etrafında olanlara kaba, katı, kaplı olma. Onları affet, onları bağışla, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Çok acayip bir şey dedi ya. Çok mükemmel vallahi. Tereddütten, şüpheden seni kurtarıyor. Bir daha okuyacağım. Bazen beni etkiliyor böyle. Diyor ki, beraber yürüyor musun cemaatle? Evle beraber, karı çocuk hep beraber misin? Tamam. Bak bir şey yapacaksın, şöyle yap diyor. Raiyetinde ve etrafında olanlara kaba, katı, kaplı olma. Kaba ve katı kaplı olma. Onları affet. Onları bağışla. İş hakkında bir iş mi yapacaksınız beraber? Onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Mükemmel yani. Allah o kadar hoşuma gidiyor ki vallahi.
keyif alıyorum. Çok istişare gibi bir şey sanırım. He? Bir istişare gibi bir şey sanırım. Acayip yani. Ya bunlar mı? Acayip bir şey ya. İyi ki bir Allah bize değer verdi de adam yerine koydu da bize hitap etti ya. Sonsuz şükürler olsun. Adam yerine koyduğun için ya Rabbi sana hamdolsun ya Rabbi ya. Bize hitap ettin ya. Ne güzel ölçüler getiriyor ya. İnsan etkileniyor ya. Ali İmran 175. Allah benden korkun diyor. Bak Kur'an. Allah diyor ki benden korkun. Şeytan ancak kendi yandaşlarını korkutur. Şeytana korkma. Vesveseden korkma ya. Şeytan ancak yandaşlarını korkutur. Benden korkun diyor Allah. Başka bir şeyden korkmayın. Ali İmran 179. Başımıza gelenlerin bizi bize göstermesi içinmiş. Şuraya bak ya. Bu ne dedi ya? Başımıza gelenler neymiş? Bizi göstermek içinmiş. Hatırladınız mı biraz önce okuduğum bir ayet vardı? Topraktan kamyonla şey çıkar. Toprak, madem. 1500 santigrat derece verirsin, demir ayrışır. 1800 santigrat derece ısı verirsin, bakır ayrışır. Böyle yükseliyor. Başımıza gelen bela musibetler vesaire her şey. Niçinmiş? Başımıza gelenler bize göstermek içinmiş. Ali İmran 182, buna da dikkat et. Başımıza gelenler ellerimizle yaptıklarımızın karşılığıdır. Allah Allah. Ali İmran 186. Mallarınız ve canlarınızla deneneceğiz. Canlarımızla ve mallarımızla deneneceğiz. Sabredin ve sakınırsak muvaffak oluruz. Sabredin ve sakının diyor. Yani mallarımızla, canımızla deneniyoruz. Ali İmran 187. Ali İmran 187. Dünyevi menfaat sizleri kör, sağır ve dilsiz yapmasın. Görüyor musun? Dünyevi menfaat adamı ne yapıyor? Akrabayı, anne babayı, baba oğlunu, karı kocayı, he? Birbirine nasıl ne yapıyormuş? Dünyevi menfaat sizleri kör, sağır, dilsiz yapmasın. Dilsiz yapıyormuş. Konuşamazsın abi menfaat işin içine girince. Susarsın yani. Susarsın. Ama ne güzel diyor Allah ya. Hakikaten güzel diyor ya. Görmüşsündür ama görmemişsindir. Kim demiş gördün? Allah Allah. Ali İmran 193. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et ve bize vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Amin. Of be. Benim Rabbim böyle bir Rab. Allah böyleyim. Benim Rabbim böyle. Sabredin. Kararlılıkla yarışın. Düşmana karşı hazırlı olun. Allah'tan zevk alıyorum. Keyif alıyorum. Keyif. Bir de o psikolojiye soktu beni onu okurken. Hangi koğuşlar bunları yazdım hatırlıyorum. Horonlu oynardım. Ya yarın yok. Yarın Türkiye'ye gidiyorum. Nisa suresini okuyacaktım. Şimdi size şey okudum. Ve ilk defa çıkarttım. Hapishane Kur'an psikolojisini. Kur'an'a şey. İlk önce burada Allah nasip etti. Ya sari. Ya açık Kur'an'ın böyle emri. Veya bir mana, içerisindeki manayı dışarıya çıkartmaya çalıştım. Bakara'yı okudum. Ali İmran'ı okudum. Nisa suresi, 4. sure. İnşallah ya nasip bir daha değil mi? Peki Kur'an psikoloji, bunu bir yapabilsem şuraya bak. 27. sureyi yaptık, 114 sure var.
Hapisten çıktık, bunlar durdu. Çok güzel bir şey değil mi? Cümle cümle ya. Bülent. Cümle cümle ya. Ne kadar keyifli şeymiş. Kur'an'a psikoloji diye baktım. Ama o gözlükle baktık tabii. Amin. O alet. Allah bir de o alet düşürmesin. Amin amin. Amin. Düşürmesin. Dışarıda bir şekilde yazarız kendi. Ama hiç de kötü olma. O kadar iyi oldu, o kadar iyi oldu ki biz şükürler olsun. Bileğimize Berat Seneti bileğini taktı. İnşallah. Bütün kardeşlere hep dua ederdim her gün. İşimiz oydu. Peki. Vâhir davâgum enilhamdülillâh rabbil âlemin. Allah ömrümüzü bereketli kılsın. Uzun ve bereketli kılsın, hayırlı kılsın. Bize dua etme zevkini nasip etsin. Ya Rabbi bize dua zevkini verdiğin için, dua yaptırabildiğin için, yapmayı nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Tövbe nimetinden de mahrum etmesin. Ya Rabbi, amin ya Rabbi. Tövbe nimetinden de bizi mahrum etme Allah'ım. Tövbe edenler ya. Affedileceğini vaat ediyor Allah. Yani affedilecek miyim diye endişe etme. Tövbe edememekten endişe et. Allah affetmeyeceği kuluna tövbeyi diline vermez der. Hazreti Ali radıyallahu anh hadis olarak naklediyor. Duada sabır nasip etsin abi. Duada da sabır, sebat, hayatta istikamet, doğru arkadaşlar, iyiliği emreden, yanlışlıkları da nehy ettirenlerden eylesin. Çoluk çocuğumuzu insi ve cinli şeytanların şerinden, sema ve arz afatlardan, maddi ve manevi hastalıklarla, musibetlerden hepsi emin eylesin. Maddi maraz vermediği gibi manevi maraz da vermesin ya Rabbi hepimize. Kabirde olanlarımız, usul ve furularımız varsa ki var, Allah onların mekanını cennet eylesin. Taksiratlarını affetlesin. Kabir, dar, karanlık, soğuk, kimsesizi meleklerle, ruhanilerle, enis ve yoldaş, nurani ve sıcak, geniş bir cennet bahçesi eylesin inşallah. Bu sohbetimizden de haberdar eylesin. Arkamızdan bize de dua edenleri nasip eylesin. Bu dersleri dinleyip, ey Allah razı olsun diyenlerin de Rabbim onlardan razı olsun. Vâhir davâgumen ilhamdülillâh rabbil âlemin el-Fâtiha.